Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı, harika bir peynir tarifiyle geldim. Yumurtayla hazırlayacağız bu peyniri ama inanın mayayla yapılan peynirden çok daha güzel ve çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Peynirimi hazırlamak için 3 litre açık köy sütü kullanacağım. Onu uygun bir tencerenin içerisine aldım ve ocağın üzerine alıyorum. Sonrasında bir yumurtalı sos hazırlayacağız. Bunu üzerine dökeceğiz. Sütümüz kaynamadan bu sosu içerisine boşaltacağız. Uygun bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Büyük bir kasede ev yapımı yine yoğurt kullanacağım. Yaklaşık 500 grama yakın diyebilirim yoğurdun miktarı. Evet, bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Bu üçlüyü çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpmamız gerekiyor. Evet, peynir yapımında yumurta kullanacağız ama inanılmaz güzel böyle kaşar peyniri lezzetinde ve görüntüsünde muhteşem bir peynir elde edeceğiz. Ben de bunu ilk defa denedim ama inanın artık devamlı yaparım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere de gönül rahatlığıyla bu peyniri tavsiye edebilirim arkadaşlar. Yumurtalı karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi sütümü kontrol ediyorum. Bu şekilde üzeri hafif kaymak tutmuşsa ve kaynamaya yakınsa artık bu yumurtalı karışımı içerisine boşaltabilirim. Dediğim gibi kaynamadan mutlaka bu sosu boşaltalım üzerine. Sonrasında bir kaşıkla ya da bir kepçeyle güzelce karıştıralım ve yaklaşık 2 dakika sonra hem kaynamaya başlayacak hem de süt kesilmeye başlayacak. Şöyle bir süzgeç kaşıkla karıştırıyorum. Birazdan göreceksiniz. Süt yavaş yavaş böyle pelte pelte olmaya başlayacak. Yumurtanın ve yoğurdun her tarafa dağılması için mutlaka karıştıralım. Süt kaynamaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen içinde peynirleşmeler olacak ve tamamen süt kesilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde kesinlikle yumurta olduğu belli bile olmayan çok lezzetli, harika bir peynir oluyor. Özellikle çocuklar için gönül rahatlığıyla bu peyniri yapıp yemelerini sağlayabilirsiniz. Yumurta sevmeyenler bile gerçekten hiç içinde yumurta olduğunu anlamayacak. Evet, kaynamaya başladıktan sonra da yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde kaynatmaya devam ettim. Peynirler iyice toplansın, suyundan ayrılsın. Bu peyniri hemen yapıp tüketebilirsiniz. Süt yeteri kadar kaynıyor çünkü. O yüzden bir salamura işlemi yapmanıza hiç gerek yok. Evet, yaklaşık 3 dakika daha kaynattıktan sonra peynirimi ocaktan aldım. Bir süzgecin içerisine temiz suyunu geçirebilecek bir tülbenti yerleştirelim. Bu benim devamlı peynir yapımında kullandığım beyaz tülbentim. Onu içerisine yerleştirdim ve bir süzgeç kaşıkla peynirimden alarak içerisine boşaltıyorum. Dilerseniz tencerenin tamamını da boşaltarak o şekilde de süzme işlemini yapabilirsiniz. Bu işlemi hemen sıcak sıcak yapmamız gerekiyor. Ben ocaktan aldım ve hemen süzme işlemine geçtim. Eğer soğumasını beklerseniz peynirinizin o istediğimiz şekli maalesef olmaz. Dağılır arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu işlemleri sıcak sıcak yapmamız gerekiyor. Evet, peynirin tamamını gördüğünüz gibi tülbentin içerisine koydum. Suyunu da hızlı bir şekilde zaten bıraktı. Şimdi şöyle toparlıyorum ve yuvarlak bir şekil elde etmek istiyorum. O yüzden şöyle toparlıyorum. Oldukça sıcak ama dediğim gibi bu işlemleri mutlaka sıcakken yapmamız gerekiyor. Şöyle çeviriyorum. Dediğim gibi şekli daha güzel olması için. Şimdi üzerine bir tabak yerleştireceğim ve 5 litrelik su şişesini doldurdum ve üzerine sabitleyeceğim. Yaklaşık 2 saat boyunca bu şekilde beklemesini sağlayacağım. Şimdi ben size göstermek için buraya koydum ama bunu ben şimdi bir kenara alacağım ve kenarını sabitleyeceğim. 2 saat boyunca hiç oynamadan bu şekilde beklemesi gerekiyor.
2 saatin sonunda artık baskıdan aldım. Hemen torbadan çıkararak sizlere kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peyniri görüntüsünde ve inanın lezzeti de aynı şekilde harika bir peynir yaptık. Bir de sizlere hemen şöyle dilimleyerek daha yakından göstermek istiyorum. Evet, iç dokusu da gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. İnanın mayayla yapılan peynirden çok daha güzel ve çok daha lezzetli oldu. İçinde yumurta ve yoğurt olduğu için oldukça da besleyici bir peynir. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aklıma gelen tüm ayrıntılarını anlatmaya çalıştım. Ama eğer kafanıza takılan sorular varsa lütfen onları bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Peynirimizin gördüğünüz gibi dokusu, görüntüsü ve lezzeti muhteşem. Umarım sizler de bu güzel tarifi denersiniz. 3 litre sütten yaklaşık 550-600 grama yakın bir peynir çıkıyor ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Ben dilimleyip hemen tuzlama işlemini yapacağım. İsterseniz tuzsuz yemek isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Eğer tuzsuz peynir seviyorsanız. Ben biraz tuzlayacağım. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Nasıl tuzladığımı da hemen sizlere göstermek istiyorum. Geniş bir tabağın içerisine bütün peynirlerimi aldım. Şimdi üzerine bolca tuz serpiyorum. Tuz serperken kesinlikle çok olur diye düşünmeyin. Peynir tuzu çok sever. O yüzden üzerine bolca serptikten sonra diğer taraflarına da çevirip bolca serpelim. Bu tuz bile az geldi inanın. Tekrar ben biraz daha üzerine serpmek zorunda kaldım. Evet, diğer tarafını da çevirdikten sonra yine aynı şekilde tuzdan serpiyorum. Bu arada normal yemeklik tuz kullandım. Dediğim gibi bu peyniri salamura yapmanıza gerek yok. Hemen yapıp ertesi gün tuzladıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi bunun üzerini kapatacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Ertesi gün kahvaltıda tüketmek için hazır olacak. Evet, 3 litre sütten çok güzel, harika bir peynir hazırladık. İnanın bütün yapmış olduğum peynirlerin içinde en beğendiğim tariflerden birisi oldu diyebilirim. Bu yüzden sizlere gönül rahatlığıyla bu peyniri tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve benimle paylaşırsınız. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimleri almak için yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.